Sevgili dostlar, son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Evet sevgili arkadaşlar, TYT AYT kitabımızın 35. testi ısı sıcaklıkla ilgili 35. testi çözmeye başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar, bir çözümlü örneğimiz varmış. Bakalım. Isıcaya atılmış bir kaptaki su buz karışımının sıcaklık zaman değişimi şekildeki gibidir. T eşittir 0 anında kaptaki suyun kütlesi m olduğuna göre buzun kütlesi kaç m'dir? Evet sevgili arkadaşlar, bize burada tabii ki bazı değerler de veriliyor. Buna göre ben şurada arkadaşlar buzun almış olduğu ısıyı suyun vermiş olduğu ısıya ne yapmamız gerekiyor? Eşitlememiz gerekiyor. Suyun kütlesi neymiş arkadaşlar? M. Acaba buzun kütlesini, buna da M üssü diyelim sevgili arkadaşlar. Allah'ın emri her zaman dedik ki alınan ısı verilen ısıya eşit olmalıdır. O halde kim alıyor arkadaşlar? Buz. Kim veriyor? Su. Evet, buzun aldığı ısı M üssü C, bu 0,5 çarpı delta T 40. M üssü çarpı 0,5 veya 1 bölü 2 çarpı 40 artı. Şurada arkadaşlar ne yaptı? Erime ısısı aldı. M üssü çarpı LE. LE'yi zaten vermiş aşağıda, 80. M üssü çarpı 80. M üssü çarpı 80. Artı şurada almış olduğu M üssü çarpı C1 çarpı delta T 20, yani 20 M üssü ya da M üssü çarpı 20 dedik. Peki bu alınan ısı, verilen ısı kim arkadaşlar? MC delta T. MC su 1. Bakın arkadaşlar, şurada da artık su olduğu için C su 1 yazdım. Görüldüğü gibi. Evet. 80 eksi 20, yani 60. O halde arkadaşlar 60 m'e şunları toplamını eşitleyeceğiz. Ne güzel. Şunları bir toplayalım. 20 m üssü, 80 m üssü daha 100, 120. O halde 120 m üssü eşittir 60 m. Buradan m üssünü çektiğimizde 1 bölü 2 çıkmaktadır. Güzel kardeşlerim, m üssü eşittir m bölü 2. Görüldüğü gibi gayet güzel bir soru. Ve arkadaşlar geldik birinci örneğimize. Düşey kesiti şeklindeki gibi olan ısıca yalıtılmış kapta H yüksekliğinde 30 santigrat derecede sıvı vardır. Kabın boş kısmı aynı sıvı ile dolduruluyor. Kaptaki karışımın sıcaklığı 40 santigrat derece olduğuna göre kaba sonradan konulan sıvının sıcaklığı ne olabilir? Sevgili arkadaşlar, önce eşit kütlede düşüneceğiz. Eşit kütlede olsaydı aritmetik ortalamanın 40 olabilmesi için 30 artı t bölü 2'den arkadaşlar, eğer bakın m1 eşittir m2, zaten aynı sıvı olduğu için c'ler aynı. O halde aritmetik ortalama 40 eşittir T1 artı T2 bölü 2'den arkadaşlar, T2'yi ne bulurduk? 50. Çünkü aritmetik ortalaması 40. İşte arkadaşlar bakın, 50 artı 30 bölü 2 ne yapacak? 40 yapacak. Fakat arkadaşlar görüldüğü gibi şuradaki M2 M1'den daha büyük. O halde 50 buraya koymuş olsa arkadaşlar ne yapacak? Sıcaklık 50'ye daha yakın olacağı için ne yapar? 30'dan daha büyük olur. O halde koyacağımız sıcaklık arkadaşlar mutlaka 50'den küçük olmalıdır. Tabii ki 30'dan büyük olacağı kesin. Allah'ın emri sevgili arkadaşlar. O halde bakıyoruz sevgili arkadaşlarım, ne olabilir? Dedik ki 50'den küçük olacak. 50, 50, 55, 55, 56 falan filan. İşte 50'den küçük olan bir şık zaten ne olabilir diyor. Arkadaşlar bakın, bir önceki testimizde
çözdüğümüz sorunun aynısı gibi, sadece cevap şıkları değişik. Burada da ne olabilir? Direkt 45 dedik. Burada da sadece cevap şıkları değişmiş. Arkadaşlar işte cevap şıkkının değişmiş şekilde gelen bir soru. Oradaki soruyu dinlemeyen arkadaşlar onu da dinlesin. Evet, ikinci sorumuza geldik. Buz kütlesi ve verilen ısı. Deniz seviyesi içinde 4 gram su bulunan ısıca yalıtılmış bir kaba 2 gram buz atılıyor. Kaptaki buzun kütlesi, buzun aldığı ısı enerjisi. Buzun aldığı ısı enerjisi. Şekildeki gibi değiştiğine göre buzun ilk sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Evet sevgili arkadaşlar, öncelikle buz şu aralıkta erimediği gözüküyor. Arkadaşlar, buzun şu aralıkta erimediği gözüküyor. Bu aralıkta ne yapıyor arkadaşlar? Buzun sıcaklığı artıyor. Bakın şöyle arkadaşlar, şöyle gösterelim. Sıcaklık, ısı grafiği. İşte önce buz aldığı ısıyla eksi bir sıcaklıktan sıfıra geliyor. İşte ondan sonra şurada erimeye başlıyor. M kadar erimiş. Burada aldığı ısı M çarpı L 80. Burada aldığı ısı ise sıcaklığı arkadaşlar eksi T, sıfır eksi T, T oldu. M C 1 bölü 2, ama M yazmam yanlış olur. Niye? Çünkü burada 2 M gram buz var. 2 M C delta T, buna da T dedik. İşte arkadaşlar bu neye eşitmiş? Q'ya eşitmiş. Bu neye eşitmiş? Arkadaşlar görüldüğü gibi 4Q'ya eşitmiş. O halde şöyle bir eşitlik yazalım. Q eşittir M çarpı 80. 4Q eşittir. Efendime söyleyeyim, 4Q. Pardon, şurası 4Q olacak sevgili arkadaşlar. Şurası 4Q. 4Q eşittir. Şurada eriyor. Eriyen 4Q eşittir M çarpı 80. Q eşittir, sadeleştirdiğimizde M çarpı T. M çarpı T. Buradan şöyle bir sadeleştirme yaptığımızda 4'e bölelim. 20. T eşittir 20 bulduk. Sıcaklığımız eksi T olduğu için eksi 20 olacak. Sevgili arkadaşlar bakalım, eksi 20 cevabımız Adıyaman. İşte arkadaşlar bu soruyu beğendim. Güzel bir soru. İşleme bir daha şöyle bir bakalım. Evet, üçüncü sorumuzdayız. Isıl dengedeki 2 M gram buz ile M gram su düzgün ısı veren ocakla ısıtılınca sıcaklıkları zamanla grafikteki gibi oluyor. Buna göre bu deneyde 2 M gram buz yerine M gram buz, M gram su yerine 2 M gram su kullanılsaydı grafikteki delta T1 ve delta T2 zaman aralıkları nasıl olurdu diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar şurada tabi alınan ısı Q1, şurada ise Q2 zamanla doğru orantılı. Şimdi burada arkadaşlar Q1 eşittir 2 M çarpı 80. Burada 2M yerine M kullanırsa tabii ki delta T1 burada azalacağı için azaldı. Görüldüğü gibi yarıya indi. Şimdi arkadaşlar demek ki delta T1 azalır. Şöyle bir bakıyoruz cevap şıklarına. Evet, ikisi de değişmezdi. Yanlış. Delta T1 azalır. Delta T1 artar. Evet. Ve arkadaşlar buradaki suyun kütlesi de M yerine 2M. Şimdi 2M'e M'ken toplam kütlemiz ne oldu? 3M. Şimdi ne yapayım diyor? M'e 2M diyor. Yine toplam kütlem 3M olacak. Yani şurada su haline geldikten sonra arkadaşlar toplam kütlemiz değişmediği için burada verilen ısı da değişmeyecek. O halde şöyle bir baktığımızda cevabımız Adıyaman. Evet, dördüncü örneğimizdeyiz. Su kütlesi, ısı, kalori falan, bakalım ne diyor. Deniz seviyesinde bir kaptaki su buz karışımı düzgün ısı veren bir ocakla
Kaptaki suyun kütlesi aldığımız ısı miktarı ile şekildeki gibi değişiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kapta su kütlesinin evet şu 2m'den 3m'e gelmiş. 3m'de sabit kalmış. Sonra su kütlesi azalmış, azalmış ve bitmiş. Ne güzel. Buna göre grafikteki Q su değeri Q ısı değerinin kaç katıdır? Evet, su buz karışımı. Düzgün ısı veren bir ocakla ısıtılıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Su kütlesi 2m'den 3m'e gelmiş. Bu nasıl olmuş sevgili arkadaşlar? Demek ki m gram buz erimiş. Sevgili dostlar. Burada m gram buz eriyerek su kütlesini 2m'den 3m'e getirmiş. Evet, grafiği güzel okumak gerekiyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Şuraya bakın bir şöyle 3-5 yıldız atalım. Evet, şuradaki yandaki soru da arkadaşlar güzeldi. Ona da atmıştım hatırlarsanız. Evet, bu tarz sorular arkadaşlar öyle herkesin çözebildiği soru değil. Genelde öğrenci kardeşlerimizin getirdiği soru şekilleri. Şimdi güzel kardeşim burada buz eridi. Ne oldu arkadaşlar? M gram buzu erittim. M çarpı LE. İşte arkadaşlar bu bize neyi veriyor? Q'yu veriyor. O halde Q dediğimiz ne? 80 m. Evet, Q dediğimiz 80 m. Şuraya şöyle yazdık. Biraz üste çıktı ama arkadaşlar şurada buzun erimesi için gerekli olan ısı mLE. Buna ne dedik? Q dedik görüldüğü gibi. LE yerine de 80 yazdığımızda Q eşittir 80 m. Birazdan oraya döneceğiz. Şurada Q üssü arkadaşlar. Şurada ne yapıyor? Arkadaşlar buz su kütlesi sabit kalıyor. Su kütlesi sabit kalabilmesi için arkadaşlar buz tamamen eridi. Su kütlesi sabit kaldı ve ondan sonra azalmaya başladı. Peki bu azalmayı nasıl açıklayacağız? Su burada arkadaşlar kaynamaya başladı ve buharlaşıp bitiyor. İşte arkadaşlar burada 3m kütleli su C önce yüze getirmemiz gerekiyor ki ondan sonra buharlaştıralım. Burada buharlaşma ısısı nedir arkadaşlar? 3m çarpı LB yani 540 olmaktadır güzel kardeşlerim. İşte diyor ki Q üssü ısı değeri Q ısı değerinin kaç katıdır? Bunların hepsinin toplamı bize Q üssünü verecek. Evet, burada ne var? Güzel kardeşim 80 m. Burada 300 m görüldüğü gibi 300 m. Burada 3 çarpı 540 m. O da arkadaşlar çarpma bölme vesaire yapalım. Evet sevgili dostlar şu çarpmayı yaptım 1620 m. Bakın burada alınan toplam ısı 1680 daha 1700 300 daha 2000. Acaba arkadaşlar diyor ki 2000 m 80 m'in kaç katıdır? 80 m'in şunlar 200 bölü 8 25 katı olmaktadır sevgili arkadaşlar. Bakıyoruz cevabımız Edirne. Güzel bir soru fakat arkadaşlar görüldüğü gibi biraz işlemi bol maşallah. Beşinci sorumuzda ise sevgili arkadaşlar sıcaklık ısı grafiği görüldüğü gibi verilmiş. Deniz seviyesinde bir kapta olan ısıl dengedeki su buz karışımı ısıtılınca sıcaklık değişim grafiği şekildeki gibi oluyor. Kaptaki buzun kütlesi m1. Suyun kütlesi m2 olduğuna göre m1 bölü m2 oranı nedir diye sorulmuş. Çok güzel sevgili arkadaşlarım. Şimdi şu arada sadece buz eriyecek. Zaten buna benzer arkadaşlar soru çözdük. Demek ki şurada güzel kardeşlerim alınan ısı bak şu kadar ısı buzu ne yaptı? Eritti. Q eşittir m1 çarpı LE yani 80. Burada ise m1 artı m2 kadar artık su oldu. Başlangıçta suyun kütlesi
M2. Evet, buzun kütlesi M1. Buzun kütlesi M1. Suyun kütlesi M2. Fakat bu buz eriyip su olunca şu noktada artık M1 artı M2 kadar su vardır. Verilen ısı şurada bakın arkadaşlar. 2Q. Bazıları hemen gelip 3Q yazıyor sevgili arkadaşlar. Grafiğin alanını bulurken de mesela örneğin diyoruz ki 40 çarpı şu ara diyeceğine bura diyor. Bunlara dikkat edelim güzel kardeşlerim. 2Q eşittir yazalım. 2Q eşittir. M1 artı M2 M1 artı M2 çarpı C1 çarpı delta T 40 eksi 0 40. İşte taraf tarafa oranlayalım. Q'lar gitti güzel kardeşlerim. Böldük 2. 2 kere 2 4. 4 M1 eşittir. M1 artı M2. Salladık şuraya 3 M1 eşittir M2. M1 bölü M2 1 bölü 3. Görüldüğü gibi cevabımız Adıyaman diyoruz sevgili arkadaşlar. Şuradan 3 M1 eşittir M2. M1 bölü M2 1 bölü 3. Ve geldik 6. sorumuza. Isıca yalıtılmış K kabında ısıl dengede 2 m gram buz, m gram su, L'de ise m gram buz, 2 m gram su vardır. Kaplar aynı özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında sıcaklıkları zamanla grafikteki gibi değişiyor. Buna göre sevgili arkadaşlar, şurada geçen süreler. İşte arkadaşlar şu soruya bakın. Şu soruya bakın. İşte biraz önce çözdüğümüz şu soru arkadaşlar. Burada neydi arkadaşlar? Görüldüğü gibi buzun kütlesi 2m yerine m oldu, azaldı. Toplam kütle değişmediği için şurası değişmez. İşte sevgili arkadaşlar, yani kulağını bir öyle gösteriyor, bir böyle gösteriyor. Yani neticede bu kulak aynı kulak. Yeter ki arkadaşlar görmeyi bilin. Şimdi burada 2m gram buz, m gram su. Toplam 3m. M gram buz, 2m gram su. Yine toplam kütle 3m. Burada artık toplam totalde 3m gram suyun sıcaklığı değiştiği için T2 T4'e eşit olacak Allah'ın emri arkadaşlar. Şimdi burada 2m gram buz yerine m gram buz olursa tabii ki arkadaşlar burada verilen ısı daha az olacak. Yani T3 T1'den küçük ya da T1 T3'ten büyük. Evet, T1 T3'ten kesinlikle büyük. T2 eşittir T4 Allah'ın emri. T3 ile T4 arkadaşlar. Hangileri doğrudur arkadaşlar? Böyle bir T3 büyüktür T4 gibi bir ilişkiyi kesin yazamayız sevgili arkadaşlar. Çünkü şuradaki sıcaklığı bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şunu yazamayız. Çünkü bu sıcaklık 10 olsa dediği doğru olur. Ama efendime söyleyeyim 50 olsa yanlış olur. Çünkü 80M burası 3m çarpı 50 ne olur? 150 örnek olarak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Balıkesir Bandırma sakın beni kandırma. Evet 7. sorumuzdayız. Buz kütlesinin zamana bağlı grafiği verilmiş. Bu çok önemli soru türlerinden biri sevgili kardeşlerim. Isıca yalıtılmış kaptaki su içine bir miktar buz atılıyor. Kaptaki buzun kütlesi zamanla grafikteki gibi değiştiğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar öncelikle buzun kütlesi burada değişmiyor. Buzun kütlesi değişmediğine göre buz hemen erimeye başlamadı. Buz hemen erimeye başlamadığına göre arkadaşlar önce eksi bir dereceden sıfırın altından önce bir sıfıra gelmesi gerekiyor. Demek ki buzun ilk sıcaklığı sıfırın altında. Evet. Şimdi bakalım. T'dir sıfır anda buzun sıcaklığı sıfırın altında. Zaten bunu söyledim. Doğrudur. Bize yanlışı soruyor. T'dir sıfır anda suyun sıcaklığı sıfırın üstünde. Eğer arkadaşlar suyun sıcaklığı zaten sıfırın üzerinde olmasa buz kimden ısıyı alacak da eriyecek? Dolayısıyla mutlaka arkadaşlar şöyle bu su sıfıra gelene kadar eriyecek. İşte bakın burada buzun tamamı arkadaşlar erimemiş. Şu sıcaklıkta bir miktar daha henüz buz var. Evet, buz eriyorsa mutlaka arkadaşlar suyun sıcaklığı sıfırın üzerindedir.
C'ye baktık. 1. Aralıkta suyun sıcaklığı 0 santigrat derecenin üstündedir. Evet, zaten B ile C aynı şey. 2. aralıkta suyun sıcaklığı 0 santigrat. Arkadaşlar, eğer 2. aralıkta suyun sıcaklığı 0 olsa buz nasıl erisin? Buzun sıcaklığı 1. aralıkta da 2. aralıkta da 0'ın üzerinde olmalı ki önce buzu eksi 1 diyelim, eksi 20'den 0'a getirsin, sonra da eritsin. Burada buz ısı alıyor. Kimden alıyor? Sudan. İşte 1. aralık, 2. aralık, efendime söyleyeyim, sıcaklık ısı grafiği. Sıcaklık ısı grafiği. Buzun sıcaklığı sıfırın altında. Bakın sıfıra geldi, erimeye başladı. Su ise arkadaşlar bakın bu aralıkta hep şuraya gelip gelmediği belli değil arkadaşlar. Buzun tamamı çünkü ne yapmamış? Erimemiş. Dolayısıyla şurada kesin bir yargıya varamıyoruz. Isıl dengeye gelip gelmediği de belli değil. Evet. Fakat arkadaşlar yanlış olan bir şey var ki ikinci aralıkta suyun sıcaklığı sıfırdır. Bu kesinlikle yanlıştır. Sıfırın üzerindedir. Kaptaki karışımın hacmi azalmıştır diyor arkadaşlar. Bu da doğrudur. Çünkü buz eridiğinde hacmi azalacak sevgili arkadaşlar. Buzun öz kütlesi D buz nedir? 0,9. D su nedir? 1. Bundan dolayı güzel kardeşim su donup buz olduğunda işte suda yüzmesinin sebebi bu arkadaşlar. Eğer su donup buz olduğunda hacmi büyümezse suda yüzemez. Buz da eriyip su olduğunda hacmi azalıyor. Görüldüğü gibi böyle güzel bir yorum sorusu. Evet, 8. sorumuzdayız. Arkadaşlar su kütlesi ısı grafiği verilmiş. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış kaptaki 4 m gram su içine m gram buz atılıyor. Kaptaki su kütlesi suyun verdiği ısı enerjisi ile grafikteki gibi değiştiğine göre suyun ısı değişimi 5 Q olduğu an sıcaklık değişimi kaç santigrat derecedir deniliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada buzumuz eriyecek arkadaşlar. Almış olduğu Q kadar ısı, Q eşittir mLe. Le nedir? 80. Artık burada sevgili arkadaşlar ne yaptı? Erimeye. İlk önce buzun arkadaşlar sıcaklığı değişmiyor. Onu bir tekrar düşünelim. Sevgili arkadaşlar burada bakın buzun kütlesi sabit olduğu için henüz buz erimedi. Yani arkadaşlar buzun sıcaklığını önce eksi bir dereceden sıfıra getirmemiz gerekiyor. Ondan sonra eritmemiz gerekiyor. Burada Q eşittir m C 1 bölü 2. İşte ilk sıcaklığımız eksi T. 0 eksi T. Ne yaptı arkadaşlar? T yaptı. Burada ise buz eridi. Eriyene kadar verilen ısı ne burada arkadaşlar? 4 Q. O zaman burada 4 Q eşittir mLe, yani 80 m olacaktır sevgili arkadaşlar. Burada hemen bir sadeleştirme yapacak olursak arkadaşlar Q eşittir 20 m. O halde buradaki eşitliği yazacak olursak arkadaşlar Q yerine 20 m yazalım. İşte yazdım. 20 m şuradan bulup arkadaşlar m'ler gider. Buradan T eşittir 40. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi sıcaklık değişimi. Arkadaşlar tabi bu sıcaklık değişimi değil. Neyin arkadaşlar? Buzun ilk sıcaklığı. Şimdi arkadaşlar burada suyun bize sıcaklık değişimi verilmiş arkadaşlar. Şimdi alınan ısı verilen ısıya eşit. Burada arkadaşlar aldığımız ısı Q. Q'yu neye eşit bulduk arkadaşlar? Q eşittir şurada 20 m. Q eşittir 20 m. Zaten bu da arkadaşlar 80 m çıktı. 4 Q eşittir 80 m görüldüğü gibi. O zaman 5 Q eşittir 100 m. Şimdi demek ki arkadaşlar burada su 5 Q kadar ısı vermiş oldu. Kime? Buza. Çünkü buzun totalde aldığı ısı 100 m. Alınan ısı verilen ısıya mutlaka eşit olmalı. Q alınan eşittir Q verilen olacaktır arkadaşlar. Alınan ısı 100 m
verilen ısı 4m çarpı c çarpı delta t. Buradan arkadaşlar her iki tarafı 4'e bölecek olursak suyun sıcaklığındaki değişim delta t eşittir 25 santigrat derece. Gerçekten arkadaşlar son soru çok klas, güzel bir soru diyoruz ve 5 yıldızı hak ediyor. Sevgili arkadaşlar şurada da bir çözümlü örnek var. Zaten gayet kolay. Şöyle baktığınızda arkadaşlar çözümü de bu. Buna benzer sorular arkadaşlar çözdük. Kitap alan arkadaşlar da buradan bunu çözebilir. Sevgili arkadaşlar Gerçek Hoca Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersi nihayet buldu. Tekrar bir videoda, bir dersimizde, bir fizik dersinde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.